Ay masala kilitlendik. Arayamadım seni bir türlü. Yok, önemli değil. Ne diyeyim şimdi, bilemedim ki. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Aa, ne diyeceğim? Akşam aileyi topla, mahalle yemek yemeye gelin. Annem Ferhat'ı yemeğe davet etti. Yani akşama misafirimiz var. Ha, misafir mi bilemem tabii. Evet. Ha, yanında senin. İyi, selam söyle. Söylerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben yemeğe mi davet edildim? Haberim yok da. Evet. Seni yemeğe davet ediyorum. İşin yoksa, yani istersen. Olur. Gelelim bakalım. Tamam. Çıkalım o zaman. Çıkalım. Hadi bakalım. Anneciğim. Efendim. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Azıcık uykum geldi. Allah Allah. Bu saatte ne uykusuymuş öyle ha? Siz babamı arayın da o da gelsin. Nasıl? Tahir, sen bana bir gelsene. Hem çocuğa bakayım. Siz arayın, ben de şu yemeğe bakayım. Bak, çocuğa Tahir bakıyor. Şş, Efes kızım, ne oldu? Ya, galiba kıskandı. Kim? Yiğit mi? Yok canım, yapmaz öyle şey. Akıllıdır benim oğlum. Evet, akıllı. Akıllı bir çocuk. Yani özünde çocuk. Ya biz masalın altını değiştirirken onunla ilgilenemedik ya. Kıskandı. Ay ben başıma. Ben de fark edemedim. Doğru diyorsun, tamam. Tamamdır, ben halledeceğim. Yok, ben halledemeyeceğim. Sen git sor bakayım, Esma'ya cübbesi yanında mı? Ne cübbesi? Avukat cübbesi. Yanındaysa giy gel. Eline de al bir cezveli kesme tahtası, burada buluşalım. Haydi. Hay. Yiğidim, ola buraya mısın? Her yerde seni arıyorum. Ne oldu? Acilen, acil küçük aile meclisini toplamamız lazım. Derhal. Kaybedecek bir dakika yok. Aile meclisi sen olmadan toplanamayız babacığım. 2 dakika içinde dışarıda holde, unutma. Şişt, bana bak, sakın geç kalma. Çok mühim bir konu. Konu ciddi Yiğit Bey. Buyurun. Oturun lütfen. Bütün üyeler burada olduğuna göre küçük aile meclisi toplantısını açayım. Yiğit Bey, Nefes Hanım, acilen çözüme kavuşturmamız gereken bir sorun var, biliyorsunuz. Ne? Masal niye alay? Siz abisi olarak Yiğit Bey, siz de annesi olarak Nefes Hanım, bu konuya getirebileceğiniz bir çözüm var mı? Bir konuşalım. Teşekkür ederim Tahir Bey. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bebekler ağlar. Tabii Masal da bir bebek. Yani bebekler bağırsak gelişimlerini henüz tamamlayamadıkları için gaz problemi yaşarlar. Pırt yapması lazım. Aynen öyle. Katılıyorum. Pırt yapması lazım. Tahir Bey, benim Yiğit Bey'den bir yardım talebim olacaktı. Buyurun. Ben ya da siz Masal Hanım'ı kucağımıza aldığımızda Yiğit Bey de eğer sırtını ovalarsa... Ne diyorsunuz Yiğit Bey? O
Yiğit Bey'i bu göreve layık görenler, görmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Heh, babamdır, ben bakarım. Hoş geldin babam, gel. Hoş geldin canım. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam, hoş geldin baba. Hoş gördük evladım, hoş gördük. Geç, buyur buyur. Mis gibi kokular geliyor burnuma. Ha, Mustafa nerede, Tahir'ler nerede? Mustafa ile yangazlar geliyorlar. Tahir ile nefes de yukarıda. Öyle mi? Hadi, hadi buyurun buyurun. Geç, geç buyur, geç otur. Mis gibi. O zaman yoksa başka bir şey? Bir şey daha var. Neymiş, buyurun bakalım. Ayşe'nin Hülya'nın kuyruk, mavi tüylü geyik, denizden gelen kaplan. Peki ya masanın adı ne? Hmm. Biz onu hiç düşünmedik. Bu konuda bir öneriniz var mı Yiğit Bey? Var. Neymiş? Boncuk gözlü yağmur buldu. Boncuk gözlü yağmur buldu. Masalın yeni adını boncuk gözlü yağmur bulutu olarak kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eğer başka bir konu yoksa oturumu kapatıyorum. Yok. Kapatıyorum. Kapat. Hadi hayırlı olsun. Ve her toplantının sonunda yaptığımız gibi şimdi geleceğiz ki. Yok, şurada mı? Şu evde aklı başında bir insan evladı olsa iki laf etsek diyorum ama nerede? Siz burada oynaysınız, orada masal ağlay. Haydi görelim başına, haydi. Oldu ana.